Ünlüler dünyasında kıyafet savaşları yaşanıyor son dönemde. İşte son dönemin olay yaratan kıyafetleri ve o kıyafetleri giyen güzeller. Mavi bulutu. Kendimi bulut gibi, böyle gökyüzü gibi hissediyorum. Dilan Çiçek Deniz'in kan pelerini. Çok güzel. Hande Yener'in çılgın tarzı. Biraz çılgınlığı seviyorum. Serenay Sarıkaya'nın pembe rüyası. Pınar Deniz'in kan beyazı. Sahnelerden, davetlerden, galalardan ünlü güzellerin son dönemdeki en çok konuşulan kıyafetleri geliyor. Son dönemde ünlü güzellerin giydiği kıyafetler kimi zaman şık, kimi zaman renkli, kimi zaman cesur, kimi zamansa rüküş oldu. İşte son dönemde ünlü güzellerin giydiği olay kıyafetler. Farah Zeynep Abdullah'ın bu ne dedirten gala kıyafeti. Farah Zeynep Abdullah'ın başrol oynadığı Bergen filminin galasına katıldığı kıyafet ve o kıyafetle birleştirdiği makyajı olay yaratmıştı. Tutmayan kıyafetin yarattığı görüntü bir kenara dursun, Bergen filminin konseptine de uygun bulunmamıştı tarz. Özellikle de Farah Zeynep Abdullah'ın saçını ve makyajını çok az kişi beğendi. Seven Hande Yener tarzı. Son dönemin en cesur kadınlarından biri Hande Yener. Çılgınlığı sevdiğini söylüyor her fırsatta. Biraz çılgınlığı seviyorum. Ruhuma göre giyinince sahneyi çok etkiliyor kostüm. O çılgınlığı kıyafetlerine de yansıtıyor Hande Yener. İşte o kıyafetlerden biri. Hande Yener hem çılgın hem de şık olunabildiğini gösteriyor herkese. Starın süper tarzı. Yıllardır Türkiye'nin en iyi giyinen kadınlarından biri olan Ajda Pekkan son konserinde de şaşırtmadı. Tarzı ve aksesuarlarıyla yine süperstarlığını gösterdi herkese. Özellikle o konserde uzun elbisesiyle yaptığı bacak şov görülmeye değerdi. Ay nereden bak? Gülşen'in mavi bulutu. Son dönemde kıyafet denince akla ilk gelen isim Gülşen. Gülşen katıldığı törende yaptığı mavi kombinle bulut kızı olmuştu. Kendimi bulut gibi, böyle gökyüzü gibi hissediyorum. Beğenen de var, beğenmeyen de Gülşen'in tarzını. Ama o kendine yakıştırıyor ve kendi tarzını yaratıyor hızla. Gülşen ikon olma yolunda. Pembe yılan Serenay Sarıkaya. Serenay Sarıkaya'nın şık gecede giydiği pembe kıyafet kalitesini yansıtıyor. Yılanlı tarzı onun bu yılki seçimi. Benim için yılanın önemli olduğu bir döneme giriyoruz. Hande Erçel'in mor akşamları. Son dönemin en tarz kızlarından Hande Erçel'in davette giydiği mor kıyafette ters köşeydi. Herkes ondan dekolte bir parça beklerken o tam tersini yaptı. Böyle geceleri çok özlemiştik hepimiz. Ve burada olduğum için çok mutluyum. Hande Erçel'in tüllü mor kıyafeti bu yılın en zarif parçalarından tartışmasız. Ünlü güzellerin en çok konuşulan kıyafetleri. Katıldığı Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında tülden kıyafet tercih etti Pınar Deniz. Zarafet nedir diye yazsanız arama motorlarına bu kıyafet çıkar karşınıza. Kana çıkarma yapan bir başka güzel Dilan Çiçek Deniz'di.
biri pembe, biri altın sarısı. İki kıyafet giydi. Harika görünüyordu. Her iki haliyle de güzel oyuncu. Ebru Gündeş, zarafeti elden bırakmayanlardan. Bayramda Kıbrıs'ta giydiği siyah kıyafet bunun en büyük örneği. Deniz Seki cesur tercihler yapıyor son dönemde. İşte bayramda giydiği pembe uçuş uçuş kıyafeti. Defne Samyeli'nin son konserinde giydiği kıyafet de güzel fiziğiyle birleşince ortaya bu manzara çıkıyor. Defne Samyeli giyinmeyi iyi biliyor. Hüzün olup bin bir damga vuruyor. Sevgim üstüne yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin. Hülya Avşar'ın son Kıbrıs konserinde giydiği kıyafete gelince, siyahtan vazgeçmeyen Hülya Avşar, bacak dekoltesiyle renklendiriyor elbiseyi. O bakış ki götürür. Şevval Sam'ın son konserinde tercih ettiği transparan görünümlü kıyafette harika. Hem ekranın hem sahnenin başarılı yıldızı kalitesini kıyafetine de yansıtmış.